Herkese merhaba. Bugün yeni bir içerikle sizlerle beraberim. Daha önce kanalımda birçok videoda bahsetmiştim. Evdeki interneti diğer odalarda daha nasıl iyi çektirebiliriz şeklinde birçok video paylaşmıştım. Wi-Fi taşıyıcılar, tekrarlayıcılar, routerlar, access pointler bunlarla ilgili birçok video çekmiştim. Tavsiye ettiğim ama daha önce hiç çekmediğim bir videoyu bugün sizlerle paylaşacağım. Bu da Wi-Fi Mesh teknolojisinin bir ürünü olan TP-Link'in cihazından bahsedeceğim. Öncelikle cihazı anlatmadan önce Wi-Fi Mesh nedir? Size bunu anlatayım. Bana en çok gelen sorulardan birisi işte yan odada internetim çekmiyor, arkada da çekmiyor, üst katta çekmiyor. İşte şu cihazı alsam, bu cihazı alsam nasıl olur falan diye sorular var. Hiçbirinin garantisi yok. Yalnız en iyi şekilde, en kararlı ve en stabil çalışan cihazlardan bir tanesini bugün size anlatacağım. Mesela daha önce anlattığım videolardan bir tanesi, bunun bir farklı modeli bu. Bunu da daha sonra videosunu anlatacağım. Xiaomi'nin bir cihazı. Bu da sinyal tekrarlayıcıdır. Ve Xiaomi'nin bir router'ı. Bunun da videosu gelecek yakın zaman içerisinde. Ama bugünkü konu bunlar gibi tekrarlayıcı değil. Evdeki sinyali modeminizin yanında neyse diğer odalara da hatta üst katlara da hatta daha da varsa katlar arasında bile aynı şekilde aktarabilecek olan Wi-Fi Mesh cihazı. Şöyle Wi-Fi Mesh nedir? Bu genellikle tek de olabilir, iki parça da olabilir, üç parça da olabilir. Bunların birbirine 10 parçaya kadar da hatta arttırabilirsiniz. Birbirine bağlanan cihazlar serisi. Modeminizden kablo olarak bir tane cihaza sinyali alır ve birbirleri üzerinden aktararak sinyali aktarmaya yarar. İster kablolu çıkış alırsanız kullanırsınız, ister de kablosuz olarak çıkışını alıp kullanırsınız. Şuradaki özellik ve güzellik şu, modem neyse yanındayken diğer odalarda da onun kullanım alanı içerisindeki neyse o da o şekilde ve hat değiştirme derdi yok. Bir ağdan bir ağa geçerken şu Wi-Fi'ye bağlanayım, oradan geçeyim, buna bağlanayım. Onunla uğraşmıyorsunuz. Otomatik olarak hangisinin kapsam alanı iyiyse ona bağlanıyor. Şu anda elimde görmüş olduğunuz cihazdan bu ikili olan modeli. Bunun bir tanesini modemin yanına bağlayacağım. Diğer tanesini diğerinde yakın bir mesafede yani sinyali iyi gören bir noktaya bağlayacağım. Ondan ona birbirleriyle beraber haberleştiği için birbirlerini çok iyi tanıdıkları için cihazlar sinyalde bir sorun yaşatmadan kullanabileceksiniz. Wi-Fi Mesh bu işleme yarıyor. Şimdi öncelikle cihazı açacağım. Parçalarını size göstereceğim. Çok kolay bir kurulum var. Herkes bunu yapar zaten. Ondan hızlıca bahsedeceğim. En sonunda testimizi yaparak işlemi noktalandıracağım. Bundan önce kanala abone olmadıysanız veya bu tarz içeriklerin devamı için veya diğerlerinden haberdar olmak için kanala abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi direkt cihazın açılımına geçelim ve içerisindeki parçaları size anlatayım. Bu TP-Link'in bir modeli AC1200 HC220-G5 olarak geçiyor. Şimdi kutumuzu açtığımız zaman içerisinde bir kullanım kılavuzu, garanti belgesi tarzında bir şeyler var. Kullanım kılavuzu işinize yarabilir. Çok küçük ve sade öz anlatmış. Bunu yani kalsın kullanabilirsiniz, bakabilirsiniz. İşinize yarayabilir. Diğerleri gibi çok kaba ve kullanışsız değil. Gayet kullanışlı. Şimdi bu Wi-Fi Mesh cihazının içinde bu ikili olanı, bunların tekli olanı da var. Bundan bahsedeceğim. Şu şekilde iki parça cihaz çıkıyor arkadaşlar kutunun içerisinde. Bunları bir çıkartalım. Şu şekilde masanın üzerine de koyabilirsiniz. Görüntüsü ve kalitesi oldukça iyi. İçerinden bir tane CAT kablo ve iki tane de adaptörümüz çıkıyor. Şu şekilde. Bu arada ben size bununla alakalı ufak ufak bilgiler vermeye devam edeceğim. Bunları gösterirken ve hatta kurulumu yaparken. Kutu bu şekilde. Yani kutunun üzerinde bazı teknik özellikler, bilgiler falan yarıyor. Hani ben size genel olarak evde zaten nasıl kullanacağınızı gerektiğini anlatacağım. Çok fazla teknik bilgiye geçmek istemiyorum. Kafa karışıklığı falan olmasın. Yalnız videoda anlattıklarımı iyi bir şekilde, dikkatli bir şekilde izleyin. Çok fazla ileri sardırıyorsunuz. Benim anlattığım video yorumlarda bana tekrar soru olarak geliyor. Hem görsel hem sesli olarak anlatmışım. Bir de soru olarak soruluyor. Bazen bunları geç zamanda görüyorum. O ana kadar da sıkıntı yaşamayın. Sabit bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi öncelikle cihazları bir anlatarak şöyle bir başlayalım. İki parça cihaz dedik. Dış görünüşü şu beyaz.
ön tarafında bir tane hem düğme olan VPS, VPS düğmesi hem de ışık olabilecek bir yer var. Şurada altta da bir ışığı var. Bu da VPS düğmesi. Üstünde TP-Link yazısı. Hemen arka tarafında güç tuşu, WAN ve LAN portu olarak kullanacağınız bir tane ve iki tane de LAN portu var. Buranın bir tanesini modeme bağlayacaksınız. Diğer ikisinden de isterseniz çıkış alabilirsiniz. Ve bir tane de reset tuşu var. Altında da iki tane delik var. Bu deliklerde duvara bunu askı olarak asabilirsiniz. Atıyorum tavandan bir elektrik aldınız. Bunu da tavana monte ettiniz. Çok güzel bir şekilde hiç gözükmeden bir şekilde sinyalinizi yayarsınız. Arkasında Wi-Fi ismi, şifresi, eğer telefonunuz barkod okuyorsa burada da barkod okuyucu yer var. Barkodu okuturup hiç şifreyle uğraşmadan modeme bağlanabilirsiniz. Wi-Fi mesh'e bağlanabilirsiniz daha doğrusu. Kurulumuna geçelim ve bunların kurulumunu anlatmaya başlayayım. Normalde benim evimde hiç Wi-Fi ile alakalı ben bir sorun yaşamıyorum. Bu cihazlardan kullanmıyorum. Modemim çünkü evin orta noktasına yerleştirdim ve ona müsait bir alan olduğu için bu şekilde sorun yaşamıyorum. Her yerde benim ihtiyacım olduğu kadar internet hızını veriyor bana. Şimdi içerisinden bir tane şöyle kablo çıkıyor. Benim modemim normalde burada değil. Eskiden buradaydı. Ben şimdi videoyu çekebilmek için TV-Bu'da kullandığım için TV-Bu'nun kablosunu buraya kadar çekmiştim. Onu buraya aldım ve modemi burada çalıştırıyorum. Bakın öncelikle şuradan Ethernet portundan bir tanesinin çıkışından LAN portlarının bir tanesinin çıkışından kablosunu alacağım. Sonra şöyle bir adaptörümüzü açalım. Bunu birbirine bağlayalım. Önce bir açılsın cihazımız. Şu şekilde. Buradan bir güç alalım. Bu şekilde bir tanesine bağlanıyorum. Bunların bir tanesi ana cihaz olacak. Diğeri de uydu cihaz. Bunları birbirine VPS ile bağlayacağız. Bakın bu altında hemen ışığı yandı. Bu şekilde görüyorsunuz. Bu ışık önce yanıp sönüyor. Sonra sabitlendiği anda, mesela mavi olarak yanıp sönmeye başladığı anda da kuruluma geçmiş olacak. Şu anda cihaz açılıyor arkadaşlar. Şu şekilde ışığı yanıp söndüğü sürece. Önce bir yanıp sönsün. Bir onu bekleyelim. Bunu ana cihaz olarak yaptık. Bunları da uydu cihazı olarak ayarladıktan sonra bu. Bunun yanına bir tane daha alırsınız o. Bir anda ona kadar bu şekilde birbirine kablosuz olarak tanıta ekleyebilirsiniz bunları. Ofisler olur. Oralarda güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Katlı, dubleks eviniz olur, tripleks olur. Oralarda çok güzel bir şekilde işe yarar. Wi-Fi tekrarlayıcılar gibi değildir. Sinyal kaybı size yaşatmaz. O yüzden yani bana bir cihaz öner derseniz ben bu cihazı size öneririm. Diğerlerini fiyat olarak veya şey olarak çok fazla karışmıyorum. Bakın bu cihaz önermem gerekiyorsa bu cihazı size ben öneriyorum. Bakın mavi ışığı yandı. Kuruluma hazır ve kablosunu takıyorum. Şu anda bu cihazı kuruluma hazır bir şekilde kullanabilirim. Diğer cihazda buna nasıl ekleyeceğimizi hemen göstereyim ben size. Başka hiçbir özellik ve ayar yok. Hiçbir şey bilgisayara bağlayıp arayüzüne girip kullanabilirsiniz ama ev içinde kullanımını ve ayarlamanızın nasıl olduğunu ben gösteriyorum. Zaten çok fazla ayrıntıya da girmenize gerek yok. Hem kafa karışıklığı olur hem de çok rahatlıkla bir şekilde yapmış olursunuz. Çok fazla ayrıntıya girecek olan kişi zaten bunların kurulumlu özelliklerini daha iyi bir şekilde bilir. Benim burada amacım hem size göstermek hem de cihazların kurulumunu yapmak. Şu şekilde bunu burada bağladık. Bu buradan düşmezse iyi olur. Şöyle keşke altındaki kaymaz pet biraz daha iyi olsaymış. Ethernet kablosu bunu çektikçe bu geriye doğru geliyor. Şöyle kalsın. Bu diğer ikinci cihazım. Önce bunun yanına takıyorum. Bu cihaza bakın beyaz ışıktan kırmızıya oradan da yeşile döndü. Bu iki cihazı birbirine tanıttıktan sonra zaten bu da aynı bunun gibi beyazlanacak. Bakın şu anda beyaza döndü. Yani kullanım hazır şu anda bu. Bu da beyaza döndükten sonra İkisi birbirini görmüş olacak ve interneti kullanmaya başlayabileceksiniz.
Hemen bunu da bekliyorum. Önce ana cihazıma basacağım. Sonra buradaki VPS tuşuna basıp cihazın kurulum almasını bekleyeceğim. 2.4 ve 5 GHz destekleri var bu arada cihazların. 2.4'te hemen kutu üzerinde yazıyor 300 megabit. 5 GHz de 800 megabit olarak gösteriyor ama siz evdeki internet kullanımınıza göre yani o kadar hızlara 5'te çıkabilirsiniz ama 2.4'te çıkamazsınız. Pratik ayrı, teorik ayrı olarak işliyor. Ben bunu size de söylemiş olayım. Şu anda ışığı yanıp sönüyor. Biraz daha bekleyelim. Ondan sonra VPS tuşlarına basıp cihazları kurulumuna geçelim. Bakın şu anda mavi yanıp sönmeye başladı. Yani cihaz kuruluma hazır demek. Önce bunda VPS tuşuna basıyorum. Bırakıyorum. Sonra bunda basıp bırakıyorum. Şu anda ikisi birbirine eşleşmeye çalışıyorlar. Bakın bunda beyaz yandı, maviye söndü. Sabitlendi beyaz. Şu anda bu da mavi sabit yandı. Birbirlerini algılamaya çalışıyorlar. Algıladıkları anda bu cihazı söküp başka odaya götürüp oraya takacağım. Tabii bunların hepsini de test yaparak hızlarını göstereceğim. Bunların Wi-Fi isimlerini değiştirebilirsiniz. Hatta modemin Wi-Fi'sini kapatıp direkt bunun üzerinden kullanabilirsiniz. Bu modemin yanında kalır. Modemi kapalı bir alanda koyabilirsiniz. Modemin yanında kalır. Diğerinde başka yani bunu da masanın üzerine koyarak evde bunun üzerinden yayınınızı yapabilirsiniz. Bu da beyaza döndü. Şu anda ikisi de kullanıma hazır. Ben şimdi ekran kaydı moduna geçeceğim. Oradan hız testleriyle beraber bunları size yapacağım. Önce modemden bir hız testi yapacağım. Modemi görün. Benim evimdeki internet hızı 200 megabit. Modemdeki hızı göstereceğim. Wi-Fi şifrelerini değiştirmedim ki özellikle. Daha sonra da önce buna bağlanacağım. Belirli bir mesafeyi söylerim, bir oda, iki oda sonra. Daha sonra da buna geçip sizin alabileceğiniz diğer odadan mesela çekmiyordu. Diğer odadan hangi hızda aldığım orta noktada bir yere takacağım bunu ve her yeri görecek şekilde o alandaki hızı size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bunlar şöyle bir kalsın. Ben de ekran kaydı moduna geçelim. Evet şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ekran kaydı modundayım. Şu üstteki Kerem yazılı olan benim modemimin 5 GHz frekansı. Şu anda onun üzerindeyken hemen speed test programını açıyorum ve buradan bir hız testi yapıyorum. Şu anda bu cihaz üzerindeyken benim yapmış olduğum hız testi. Bakın modemin yanındayım. 219 download, 30'da upload olarak hız aldım. Hemen bunu durduralım. Buradan geçiyorum şu anda. Wi-Fi'nin diğer ağlarına önce bakın burada hemen 2.4 ve 5G olarak yazıyor. Şu anda Wi-Fi mesh sistemine bağlandım. Şifreyi arkasından barkodla okutarak bunu yazdım. Bunu size gösteremedik. Şimdi ana cihaz üzerinden hız testim yapıyorum. Modemden değil Wi-Fi mesh cihaz üzerinden yapıyorum şu anda hız testini. Bu Wi-Fi'de ufak tefek bu oynamalar olur. Onlara çok dikkat etmeyin ama gayet iyi bir sonucu aldım. Şimdi mesafeyi uzatıp bir de o nokta üzerinden testimi yapacağım. Şimdilik durduralım bunu. Bu arada diğer yedek ikinci cihazı da söküp başka odaya götürüp önce hız testini yaptıktan sonra da oradan denememi yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda mesafeyi uzattık. Arada ana mesh cihazıyla uydu mesh cihazı arasında yani ikinci kutu arasında iki oda yaklaşık da metre olarak da derseniz 11 metre civarında bir mesafe var. Şu anda onun üzerinden bir hız testi yapacağım. Speed test programımızı açtık. Şu anda ölçtüğüm 216, 212 hatta ana modemin yanındaki mesafeye göre şu anda hız testimi alıyorum. Aradaki bu ufak tefek oynamalar az önce söylediğim gibi çok dikkate almıyorum ve gayet iyi bir sonuç aldım. 193 megabayt ortalama bir sonuç aldım. Upload'umda hiçbir değişiklik yok. 30 megabitte bir upload aldım. Şimdi burada normale göre ben modeme bağlanıp modem üzerinden testimi yapayım. Bir de modemi bir görmüş olalım. Bakın 5 GHz Kerem yazan 5 GHz.
O şu anda biraz düşük gözüküyor. Onun üzerinden bağlanıp bir hız testi de yapalım. Modemin buradaki almış olduğu hızı da görmüş olalım. Şu anda bu mesafeden modemin aldığı hız. O nerede? Bu nerede? Neredeyse. Çünkü modemde hatta ZTE'nin modemi güzel bir modemdir. Evin orta noktasında olsaydı yine yüksek hızlar alırdım. Ama arada 3 oda mesafe olduğu için şu anda en fazla bu hızlara kadar ulaşabiliyorum. Hemen şuradan tekrar geçelim. Wi-Fi ağlarımızı açalım. Hatta mesafeyi biraz daha arttıralım. Ben biraz daha uzaklaşayım Wi-Fi mesh cihazından. Ve hatta bir bağlanalım. Bu otomatik olarak kendisi 2.4 ve 5 olarak seçecektir. Şimdi tekrar geçelim. Speed test programımızı açıp burada da bir hız testimiz yapalım. Şu anda 3 oda mesafe uzaktayım ben modeme. Modemden aldığım sinyal seviyesi şu anda bu şekilde. Ve aradaki cihazla, yani ikinci cihazla aramla 6-7 metre mesafe var. Upload'ımda hiçbir değişiklik yok. Download'ım 155 megabit olarak ölçtü. Bence çok da iyi bir sonuç bu. Wi-Fi mesh cihazımızı anlattık. Gördüğünüz testlerde de gayet başarılı bir sonuç çıktı. Benden tavsiye olarak bir cihaz istiyorsanız evin her yerinde çeksin diye, ben bunu size tavsiye ederim. Bu cihazı evin her yerinde kullanabilirsiniz. Farklı noktalarına, aradaki mesafelerinde güzel bir şekilde konumlandırarak bu cihazdan çok iyi bir şekilde verim alırsınız. Benim ölçtüğüm 200 megabit üzerinde en uzak noktada 150-160 megabitleri görmüş oldum. Bu tabi kullandığınız telefondan telefona, bilgisayardan bilgisayara değişir. Yani ne olur, oyun oynuyordursunuz, en arka odadadır. Bu cihazı takarsınız, arkasından LAN portuna çıkışını alıp bilgisayarınıza verip gayet iyi bir şekilde performansınızı görürsünüz. Bir de şunu gösterelim, mesela arada bir sorun falan çıkabilir. Şu anda bu cihaz bağlı olduğu için internet alışverişi yaptığın zaman işte burada beyaz ışık yanıyor. Atıyorum bağlantı kesilirse, bakın Ethernet kablosunu çıkarttım, modemden gelen Ethernet kablosunu, buradaki ışıktan aradaki bağlantısını veya sorunlarını buradan çözebilirsiniz. Bakın burada maviye dönüştü. Yani şu anda internet bağlantısı hazır ama kablo takılı olduğu için, takılı olmadığı için bunu görmüyor. Buradan bu sorunu da çözmüş olursunuz. Eğer diğer cihazda, bu ana cihazımız, bu da uydu cihazımız, yani ikinci cihazımız olduğu için bunda aynı bir ışığı görürseniz, bu ikisi arasında eşleştirme sorunu vardır. Bu sefer de bu cihazın bunun yanına getirip VPS üzerinden birbirine bağlarsınız ve sorununuzu çözmüş olursunuz. Çok katlı yerlerde ve geniş alanlı yerlerde, odalar arası mesafelerde bu cihazı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Link yine vermeyeceğim. Araştırabilirsiniz. İstediğiniz yerden de alabilirsiniz. Birçok modeli ve farklı bir yelpazesi var. Ama TP-Link'in bu konuda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu cihazlardan alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem budur. Diğer videolara da ekleyeceğim. Xiaomi Router 4a'nın videosunu ekleyeceğim. Kanala abone olup onu da takip edebilirsiniz. Ve Wi-Fi Repeater modeli var. Bunu da ekleyeceğim. Bunların da videolarını izlersiniz. Hangisine karar kılmak istiyorsanız, hangisini almak isterseniz onlardan bir tanesini alabilirsiniz. Her zaman karar izleyiciniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.